El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbetleri 15. Sohbet Müminin Kendi Nefsine ikramı. Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilkade'nin 9'unda pazar günü dergahta yapılmıştır. Mü'min ahiret hayatı içinde azık hazırlamakla meşgul olur. İmansızsa hep dünyevi zevklerinin peşindedir. Mü'min ahiret içinde azık hazırlar. Çünkü o az bir varlıkla da kanaat edebileceği, buna karşılık kazancının çoğunu ahiret hayatı için sarf edebileceği bir inançta ve yoldadır. Mü'min kendisinin bir yolcu olduğunun şuurundadır. Bu sebeple bir yolcunun Yolculuk için alabileceği azık kadar azık kalır. Gerisini ahiret hayatı için sarf eder. Onun bütün immet ve gayreti orası içindir. O adeta orası için dünyadan sıyrılmıştır. Bütün kulluklarını, bütün ibadet ve taatlerini ahirete gönderir. Dünyaya ve dünya ehlin'e asla gönül vermez. Eğer yanında kendi ihtiyacının haricinde. Yiyecek güzel bir şey varsa onu hemen fakir ve yoksullara dağıtır. Zira bilir ki ahirette kendisine ondan daha alası ikram edilecektir. Alim, arif bir müminin himmet ve gayretinin yegane hedefi izzet ve celal sahibi Hakk'ın kapısına yakın olmak ve daha dünyadayken kalben Allah'a ulaşmaktır. İzzet ve Celal sahibi Hakk'a yakın olmak, kalbin alacağı mesafelerin son noktası ve özün sevincinin zirvesidir. Ben seni kıyamda, kuğutta, rükuda, secdede, geceleri uyanık ve ibadette ve meşakkatte görüyorum. Birçok ibadetler yapar görüyorum. Halbuki kalbin bulunduğu yeri hiç terk etmiyor. Beden evinden asla çıkmıyor.'' eski adet ve alışkanlıklarından hiç vazgeçmiyor. İzzet ve Celal sahibi Rabbini aramakta samimi ol. Samimi ve sadık oluşun birçok sıkıntı ve meşakkatlerden seni müstahni kılar. Sıdk ve samimilik gagasıyla vücut yumurtasını kır. İhlas ve tevhid kazmalarıyla da nimeti veya belayı insanlardan bilme ve onlara güvenip bağlanma duvarını yık. Allah'tan başka şeyleri talep etme kafesini ise onlardaki zühterinle sök, at. Sonra da kalbinle uç. Ta ki izzet ve celal sahibi Rabbine yakınlık deryasının sahiline konasın. İşte o anda yardım ve imdat gemisi de yanında olarak kader kaptanı hemen sana gelir. Derhal seni alarak Deryayı selamette geçirir ve İzzet ve Celal sahibi Rabbine ulaştırır. Bu dünya bir denistir. Senin imanında onun gemisidir. İşte bunun içindir ki Allah ona rahmet eylesin. Lokman Hekim şöyle der. Ey oğulcuğum! Dünya bir denistir. İman da gemidir. Kaptansa ibadet ve taatlerdir. Ahirette bu denizin sahilidir. Ey günah işlemeye devam edenler, pek yakında size körlük, sağırlık, hastalık, zafiyet ve fakirlik gelecektir. Halkın kalplerinin size karşı kasvetli oluşu, mallarınızı zayi, helak, müsadere ve çalma yollarıyla giderecek, elinizden alacak, bitirecek. Aklı selim sahibi olun. İzzet ve celal sahibi Rabbinize tevbe edin, Allah'a dönün. Mallarınız ve servetlerinizde Allah'a şirk koşmayın. Maddi varlık ve güçlerinizi Allah'a ortak yapmayın. Mallarınıza ve servetlerinize güvenmeyin. Bilakis Allah'a güvenin. Ona teslim olun. Mallarınızla beraber olmayın. Allah'la beraber olun. Mallarınızı kalplerinizden çıkarın ve evlerinize, ceplerinize koyun. Hizmetçilerinizin, vekillerinizin ellerine bırakın. Ölümü bekleyin, ölüme hazırlanın. Hırslarınızı azaltın, emellerinizi kısaltın. Allah ona rahmet eylesin. bayezid Bistami şöyle der. Arif olan mümin, izzet ve celal sahibi Allah'tan ne dünyayı ister ne de ahireti. O Mevlasından ancak Mevlasını ister. Ey oğul! Kalbinle izzet ve celal sahibi Allah'a dön. Allah'a tevbe eden kişi, ona dönen kişi demektir. Nitekim, izzet ve celal sahibi Allah'ın şu ayeti de aynı manayı ifade eder. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun sonra yardım olunmazsınız. Zümer Suresi 54. ayeti kerime. Bu Allah'a dönün ve her şeyi ona teslim edin demektir. Siz ey müslümanlar canlarınızı Allah'a teslim ediniz ve onun kasası, takdiri, emri, nehi ve tayiratı önüne bırakınız. Kalplerinizi dilsiz, elsiz, ayaksız, gözsüz olarak onun huzuruna bırakınız. Hem de niçin, nasıl, neden gibi sorular sormadan, muhalefet etmeden, çekişmeden, bilakis muvaffakat ederek, tasdik ve kabul ederek bırakınız. Diyiniz ki, olan şey doğrudur, kader doğrudur, ezeldeki hüküm doğrudur. İşte böyle hareket ettiğiniz takdirde hiç şüphe yok ki kalpleriniz ona döner. Onu müşahede eder, onun haricinde hiçbir şeyle ünsiyet etmez. Bilakis arşın altından yerin derinliklerine kadar ne varsa Allah'tan başka her şeyden uzaklaşır. Her şeye yabancılık hisseder. Bütün mahlukattan kaçar. Bütün yaratıklardan kopmuş, ve bağını sıyırmış olarak kalır. Şeyh ve mürşitleri doğru olarak ancak onların hizmetinde bulunan ve onların izzet ve celal sahibi Allah ile olan bazı ahvalini bizzat müşahede eden kişiler anlayabilir. Şeyh ve mürşitlerin hizmetinde bulunmayan ve onların izzet ve celal sahibi Allah ile olan hallerinden bir kısmını müşahede etmeyen kişilerse ekseriyetle onları doğru olarak tanıyamadıkları gibi haklarında suizanlarda da bulunurlar. Allah dostlarının nasarında övgüyle yergi tıpkı yazla kışa veya geceyle gündüze benzer. Onlar her ikisini de Allah'tan bilirler. Çünkü her ikisini de ancak izzet ve celal sahibi Allah usule getirebilir. İşte böyle olduğu içindir ki nemet edenlere emniyet verirler ne de zemmedenlere karşı çıkarlar. Met edenlerle de zemmedenlerle de hiç mi hiç ilgilenmezler, meşgul olmazlar. Fanilerin sevgisi de zemmi de onların kalbinden çıkmıştır. Fanileri sevmedikleri gibi onlara buz da etmezler. Sana hangi şey fayda verir? İhlassız, hakikat sevgisi olmadan, doğruluk olmadan ve sırf dünyevi gayelerle tahsil edilen ilim mi? Halbuki Allah bu vasıflardaki bir ilimle seni dalalete düşürmüştür. Sen ilim tahsil edersin, namaz kılarsın, oruç tutarsın. Fakat insanlar için, insanlara gösteriş için, sana teveccüh etmeleri, mallarını senin için harcamaları evlerinde ve meclislerinde senimet etmeleri için kabul et ki senin için bütün bunlar asıl oldu halkın teveccühünü kazandın varlarını yoklarını senin için harcadılar evlerinde toplantılarında senimet ettiler fakat yarın ölüm gelince ne olacak azaplar sıkıntılar korkular seninle onların arasına giriverecek. Seni hiçbir şeyden kurtaramayacaklar. Halkı soyup soğana çevirerek topladığın dünyalıkları da başkaları yiyecek. Onların hesabını verip cezasını çekmekse sana kalacak. Ey mahrum insan! Sen yorgun işçilerdensin. Dünyada yorgunsun. Ahirette de cehennemdesin. İbadet bir sanattır. Bu sanatın erbabı da velilerdir. İzzet ve celal sahibi Allah'a yakın olan ihlaslı abdallardır. İlmiyle amil olan alimlerse yeryüzünde Allah'ın ve Resullerinin naipleri, vekilleridir. Peygamberlere ve Resullere onlar varistirler. Siz değil, ey heveskarlar, ey ağız laklakasıyla vakit geçirenler. Ey içi cahil olduğu halde dışının imarıyla meşgul olanlar. Ey oğul! Sen hiçbir şey üzerinde değilsin. Senin Müslümanlığın da sıhhatli değil. İslam, üzerine bina kurulan temelin ta kendisidir. Senin şehadet getirmen de tam olmamış, eksik. Dilinle La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyorsun. Fakat kalbinle bunu yalanlıyorsun. Kalbinde birçok ilahlar var. Senin devlet büyüklerinden ve mahalli idarecilerden korkman içinde birer ilahtır. Kendi çalışmana, kendi kazancına, kendi gücüne, kuvvetine, kendi kulağına, kendi gözüne, kendi zorbalığına güvenmen içinde birer ilahtır. Zararı faydayı, bir nimete nail olmayı, bir nimetten mahrum kalmayı insanlardan bilmen içinde birer ilahtır. İnsanların çoğu kalpleriyle işte bu saydıklarımıza güvenirler, dayanırlar. Fakat kendilerine sorarsan, İzzet ve Celal sahibi Allah'a dayanıp güvendiklerini söylerler. İzzet ve Celal sahibi hakkı zikretmeleri de kalpleriyle ve içten değil adet olarak dille telaffuzdan ibarettir. Bu hususlarda kendilerine herhangi bir tenkit yöneltildiği zamansa hemen şöyle derler. Bizim hakkımızda nasıl böyle konuşulur? Biz Müslüman değil miyiz yani? Onlara verilecek cevap şudur. Yarın bütün rezaletler ortaya dökülecek. Bütün ayıplar ortaya dökülecek. Bütün gizli günahlar ortaya çıkacak.'' Yazık sana! La ilahe, hiçbir ilah yoktur dediğin zaman bununla külli bir nefi teyit ediyorsun. İllallah! Ancak Allah vardır dediğin zamansa yine Allah için külli bir ispatı teyit etmiş oluyorsun. Bu durumda her ne zamanki kalbin izzet ve celal sahibi haktan gayri bir şeye dayanır, güvenirse o zaman yukarıdaki külli ispatında yalancı duruma düşmüş, yani kendi kendini tekzip etmiş oluyorsun. Kendisine güvenip dayandığın o şeyde senin ilahın oluyor. Gerçek ve fiili durum budur. Zahire itibar yoktur. Esas mümin yani iman eden kalptir. Esas muvahit kalptir. Esas muhlis kalptir. Esas muttaki kalptir ileri derecede takva sahibi kalptir. Esas zahit kalptir. Sarsılmaz inancın sahibi kalptir. Esas arif kalptir. İlmiyle amil olan esas alim kalptir. Esas kumandan kalptir. Diğerleri ise onun askerleri ve tabiileridir. Şu halde sen la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman bunu önce kalbinle söyle, sonra da dilinle. Yalnız Allah'a dayan, yalnız Allah'a güven. Ondan başkasına asla dayanma, güvenme. Zahirini hükümle, batınını da, izzet ve celal sahibi Allah ile meşgul kıl. Zahirini hayırdan da, şerden de ayıkla. Batınını ise, hayrında, şerrin de yaratıcısı Allah ile meşgul kıl. Kim ki Allah'ı tanırsa onun yanında kendisinin hiçbir değeri bulunmadığını anlar. Onun huzurunda dili zayıf olur. Ona ve salih kullarına karşı tevazu gösterir. Üzüntüsü, kederi, tasası, ağlaması çoğalır. Onun korkusu, haşiyeti artar. Allah'tan çok haya eder. Geçmişteki günah ve kusurlarına nedameti artar. Halen malik bulunduğu Marifetullah'ın ilmin ve Allah'a olan yakınlığın zail olmasından şiddetle korkar ve çekinir. Zira izzet ve celal sahibi Allah dilediğini işler. Yaptığından da sual olunmaz. Halbuki kullar yaptıklarından sorguya çekilirler. Bu vasıflardaki bir mümin bakışlarını iki şey arasında dolaştırır durur. Bunlardan biri geçmiştir. Yani mazisidir. Mü'min, geçmişteki kusurlarına, günah işleme cüretlerine, cahilce hareketlerine, yersiz ve fuzuli şakraklıklarına, esefle bakarak hayadan erir ve bunlardan dolayı azap edilmesinden korkar. Diğeri de geleceğidir. Mü'min, geleceğine de nazar eder, geleceği hakkında da düşünür amellerinin kabul edilip edilmeyeceği, nail olduğu nimetlerin kendisinden geri alınıp alınmayacağı ve kıyamet günü müminlerle mi yoksa kafirlerle mi arkadaş olacağı hususlarında endişeli düşüncelere dalar. İşte bütün bu endişeler her Müslüman için varid olduğu içindir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ben Allah'ı en çok tanıyanınız, ve ondan en çok ısım. Arifler içinde bu mertebeye gelebilenler pek nadirdir. Bu noktaya gelebilmiş bir arife ise kendi kaderi okunur. Böylece o arif de ileride varacağı yerini bilir. Levhi mahfuzda kendisi hakkında yazılanları okur. Sonra kalbi bunlara muttali olur. Onlara gizli tutmasını kendisine emreder. Hele hele nefsin bunlara asla muttali olmamasını ister. Bu hallerin başlangıcı Allah'a teslimiyet, emirlere uymak, nehilerden uzak durmak ve musibetlere sabredip tahammül göstermektir. Nihayeti ise izzet ve celal sahibi Allah'tan başka her şeyde zühttür. Allah'tan başka her şeyden alakayı kesmektir. Bu noktadaki bir kişinin nasarında altınla toprak, övülmekle yerilmek, bir nimete nail olmakla mahrum kalmak, cennetle cehennem, nimetle ceza, zenginlikle fakirlik, halkın bulunmasıyla bulunmaması arasında hiçbir fark yoktur. Bu hal tamamlanınca bütün bunların arkasında Allah bulunur. Daha sonra o kişinin Allah tarafından halk üzerinde vazifelendirildiğine dair ferman gelir. Onu gören herkes kendisinden faydalanır. Çünkü izzet ve celal sahibi Allah'ın heybeti ve nuru onda tecelli etmektedir. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.